Düğün planlamasının belki de en güzel aşamasındasın. Gelinliğini arıyorsun ama kilolarını kafana taktığın için hevesin kaçtı ve hiçbir modelin sana yakışmayacağını düşünüyorsun. Sence biz buna izin verir miyiz? Tabii ki hayır. Bu videoda seni olduğundan kilolu gösterecek hataların neler olduğunu anlatırken daha fit görünmen için de ipuçlarını veriyoruz. Düğün için her şey, düğün.com'da. Kiloların baseninde, gövdende ya da kollarında yoğunlaşabilir. Nerede olursa olsun öncelikle bilmen gereken 4 temel şey var. 1. Fazlalıklarının olduğu bölgelerde iddialı detaylardan kaçınmalı, dikkatleri vücudunda daha çok sevdiğin bölgeye çekmelisin. 2. Yoğun işlemeler, fırfırlar, volanlar kullanıldığı bölgeyi olduğundan daha geniş gösterir. Fazlalıklarının olduğu bölgelerde bu süslemeleri kullanmaktan kaçınmalısın. 3. Tek parça gelinlikler bütünlük yaratıp olduğundan ince ve uzun gösterir. Böyle bir illüzyona ihtiyacın varsa sadece altı ya da sadece üstü işlemeli gelinliklerden uzak durmalısın. 4. Her ne giyersen giy, hangi kiloda olursan ol, düğünün en güzel kadını sen olacaksın ve gelinliğin içinde harika görüneceksin. Şimdi bölgesel farklılıklara göre vereceğimiz ipuçlarına geçelim. Basenleri geniş gelinlerle başlayalım. Az kabarık A kesim eteklerle açık yakalar bu görünüme kavuşman için yardımcı olacaktır. Bu yüzden basenleri saran balık, yarım balık gibi modellerden uzak durmanda fayda var. Balık etli bir gelinsen prenses kesim modelleri önermediğimizi de söyleyelim. Çünkü prenses kesimlerin hacimli görüntüsü seni olduğundan daha kilolu gösterecektir. Gelelim üst bedeni geniş gelinlere. Özellikle beli kalın, göğüsleri iri gelinler evet bu benim dedi bile. Bu gelin adayları üst kısmı sade olan ve dikkatleri ince alt bedene çekmek için uygun gelinlikler tercih etmeli. Gövdesi hareketli modellerden kaçınmakta fayda var. Malum girişte de bahsettik, işlemeler bel ve göğüs bölgeni olduğundan daha geniş gösterecektir. Bunun yerine gövdesi ya da tamamı sade modeller senin için daha uygun seçim olacaktır. Kayık, halter yaka gibi üst bölgeyi geniş gösteren yaka tiplerini de kara listeye alabilirsin. Senin için V yakalar daha uygun olacaktır. Çünkü bu yaka tipi göğüs bölgesini keser ve üst gövdeyi olduğundan daha zayıf gösterir. Çok kabarık prenses kesim etekler ince alt bedeninin daha kalın görünmesine yol açarak seni kilolu gösterir. Bunun yerine yırtmaçlı, az kabarık eteklerle vücudunun alt bölgesine dikkatleri çekebilirsin. Bel bölgesindeki fazlalıkları kamufle etmek için de kemerli gelinlikleri tavsiye ediyoruz. Gelinliğin kemer kısmı bel bölgeni sıkılaştırarak çok daha ince bir görünüm yaratır. Korseli gelinlik modellerini de belini ince göstermek için tercih edebilirsin. Bel basen tamam da kollardaki fazlalıkları ne yapacağız diyen gelinler, sizi de unutmadık. Kollarının kalın olduğunu düşünüyorsan kelebek kol gibi kısa ya da balon ve İspanyol gibi uzun kolu olan gelinlikleri tercih edebilirsin. Bu tip bol kollar fazlalıkları zarif bir şekilde kamufle eder. Eğer gelinliğinin kolları dar olacaksa işlemelerden kaçınmanda fayda var. Bir de kum saati vücut tipindeki kilolu gelinler var. Bu vücut tipinde hatlar orantılı, fazlalıklarsa belli bir bölgede değildir. Bu nedenle çoğu gelinlik modelini rahatça taşıyabilir. Bu vücut tipine özellikle önerdiğimiz model, kıvrımları öne çıkararak fit bir görüntü yaratan yarım balık gelinlikler. Tam balık gelinlikleri ise kilolu gelinlere önermiyoruz. Vücudunun orantısını bozacağı için sadece üstü ya da sadece altı işlemeli gelinlikleri tercih etmeni de pek tavsiye etmiyoruz. Gelinlikle ince görünmenin ipuçlarını verdik. Bir de iyi haber verelim. Aradığın modeli düğün.com'da bulmak çok kolay. Firmaların birbirinden şık modellerini sana uygun özelliklere göre listeleyebilirsin. Hatta beğendiğin modelin fotoğrafını yükleyerek de firmaların benzer modellerine ulaşabilirsin. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.